Yaşar Hanlar'ın nasıl bağlantısı olabilir ki bunlarla? Aynı kasabalılar. Yani bir şey varsa oradandır. Aslında babam da demişti ilk geldiklerinde. Bunlarda bir tuhaflık var diye. Sonra zamanla gittik geldik, ahbap olduk. Yani iyi insanlardı şu son olanlara kadar. Sana hiçbir şey anlatmadılar mı? Eski nişanlısı falan diyordun. Olayla evlenmişler. Kaçıp buraya gelmişler. Adam da herhalde peşlerinde. O kız da zaten eski nişanlısının arkadaşıymış. Karışık işler. Evet işte, sorulmuyor ki daha fazlası da. Dün gece Kerim abiyi döven eski nişanlısı olabilir mesela bence. Gerçi o zaman Murat tanırdı. Yani Rahmi abinin oğlu. Adamlar geldiler, kapıyı kırdılar, eniştemi dövdüler dedi. Belki kendi gelmemiştir, adamları yollamıştır. Ama işte bu işin Yaşar Hanlar'la ne ilgisi var onu anlamıyorum. Kimdin daha önce sen? Hı? Balıkçı Mustafa. Günlerce başkasının motoruyla denize açılıyordun da ne oluyordu? Kaç para kazanıyordun? Evlenebilecek kadar bile parayı denkleştirebilmiş miydin? Kasabada ne hayatın vardı? Hı? Küçücüktü dünya. Kasaba kadar küçük. Kazandığın para kadar küçük. Yalan mı? Bak. Çok ince bir çizgi var ortada. Sen tam buradasın işte. Burada çizginin üstünde. Bir tarafta dipsiz derin bir uçurum. Bir tarafta zengin bir hayat. Bunları öldüreceksin de ne olacak? Kime ne ispat edeceksin? Gardiyanlardan başka kim görecek yüzünü? Aa, kasabalı aferin mi diyecek? Dese ne olacak? Orada millet şimdiden unuttu bile. Aa, gazetede görürler elleri kelepçeli resmini. Orada hatırlarlar. Çor kahvede, sokakta lak lak ederler. İki günde unutulursun. Zaten o kızdan da bir hayır yok sana. Ondan kimseye hayır gelmez artık. Mustafa! Ya bırak! Olanları sineye çekip onu affedebilecek misin? Buna gücün var mı? Hadi affedip evlendin diyelim. Unutabilecek misin şu manzarayı? Gözünün önünden gidecek mi ha? Bu öfke bir ömür boyu diner mi? Acısını çıkarmayacak mısın sonra? Kimse için hayatını mahvetmeye değmez. Hiç kimse. Aşkından ölsen 3 gün sürer. Geçim sıkıntısı da çöktü mü omuzlara? Gerisi eziyet. Bak. Şu anda her şeyi bir tarafa bırakalım. Sen gittin kendi yoluna, biz de gittik kendi yolumuza. O hayatında olabilecek mi yine? Olabilecek mi? Sonunda yine başını belaya sokacak. Sus! Başkasının teslim aldığı kızı sen koynuna alabilecek misin? Sus dedim baba, sus! Ondan evlat sahibi olabilecek misin Mustafa, söyle.
O zaten razı oldu duruma. Evlendi. Çizdi kendi yolunu. Ben sana yepyeni bir yol çiziyorum. Sizin olması gereken tarafında. Engelsiz, yokuşsuz bir yol.